Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıda verilenlerden herhangi biri getirilemez. Hangisine diyor? Evet baktığımızda arkadaşlar seçilmiş bir konuşmacı grubu tarafından güncel, siyasal, sosyal veya bilimsel konu ve sorunların dinleyiciler önünde tartışıldığı toplantıya ne denir arkadaşlar? Panel denir. Bilim insanları ve araştırmacıların önceden belirlenen bir konunun belirli bölümlerini sundukları bilimsel nitelikli toplantılara sempozyum denir. Toplumun tümünü veya bir bölümünü ilgilendiren konularda uzman kişilerin bir araya gelerek konuyu bir salonda veya televizyon ekranda tartışmasına ne denir? Arkadaşlar açık oturum denir. Ortak paydaları olan grupların sorunlarının çözülmesinde görüş birliğine varmak için düzenlenen ve katılımcıların tümünün söz alma hakkına sahip olduğu toplu tartışmaya forum denir ama münazara ile ilgili herhangi bir açıklama yok arkadaşlar. Münazara bildiğiniz gibi iki grubun iki farklı düşünceyi kendi açılarından değerlendirdiği ve bir jüri karşısında değerlendirdiği, kendi düşüncelerini kanıtlamaya çalıştığı jüri ikna etmeye çalıştığı bir tartışma ortamıdır. Cevap B olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan karşılaştırmada bir yanlışlık yapılmıştır? Mülakat ve röportaj karşılaştırması yapılmış. A'da şöyle deniyor. Mülakat alanı görüşülen kişiyle sınırlıdır. Doğru. Her türlü olay ayrıntılı biçimde irdelenebilir denilmiş röportajda. Derinlikli olarak ele alınabilir. Doğrudur. B'de mülakat yapılan kişiye sorular sorularak gerçekleştirilir. Doğrudur arkadaşlar. Röportaj kısmında muhataplara soru sorma ile birlikte bir olayı öyküleme, izlenim ve betimlemelere yer verme söz konusudur. Evet arkadaşlar bu da doğru röportaj için daha derinlikli yazılardır. C seçeneğinde mülakat yapılan kişinin veya ve mülakat yapılan yerin fotoğraflarına yer verilmez denilmiş. Mülakatla ilgili böyle bir sınırlandırma yok arkadaşlar. Bu ifadeyi doğru olarak kabul edemeyiz. Röportajda ise araştırılan kişi yer veya eşya ile ilgili fotoğraf ve belgelere yer verilir denilmiş. Bu doğrudur ama mülakat için söylenen yanlıştır arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. D seçeneğinde bir kişiyi sorulara verdiği cevaplarla tanıtmak amaçlanır. Doğrudur. Bir olayı sorgulamak, bir gerçeği ortaya koymak suretiyle kitlelerin aydınlatılması amaçlanır. Doğrudur. E seçeneğinde mülakat yapılan kişinin verdiği cevaplar yorumsuz şekilde aktarılır. Doğrudan olduğu gibi aktarılır. Doğrudur arkadaşlar. Röportajı hazırlayan kişi röportajın sonunda kendi görüş ve değerlendirmelerini yansıtabilir. Öznellik o kısım için sonuç bölümü için geçerli olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Cevap C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye sorulmuş. Birinci cümlede bir doğrunun gerçeğini araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazı türüne röportaj denilir denilmiş ve röportajın tanımı yapılmış arkadaşlar. Bu tanım için doğru diyebiliriz. İki de röportajlar gazete ve dergi yazılarıdır denilmiş. Elbette ki öyle arkadaşlar. Röportajları biz gazete ve dergilerde okuruz. Üç, çok yönlü, çok boyutlu bir yazı özelliği gösterir. Bunun nedeni arkadaşlar bir kişinin tanıtılabildiği gibi bir yerin yani mekanın onun dışında bir eşyanın tanıtımı da yapılabilir. Bu anlamda röportajlar zengindir ve çok boyutludur. Dörtte yazar anlattıklarına inandırıcılık katmak için kişi eşya veya yer ile ilgili yaptığı röportajı fotoğraflarla destekler. Evet arkadaşlar doğrudur röportajlar fotoğraflarla kesinlikle desteklenir. 5'te yazının içerisine veya sonuna kendi yorumlarını eklemekten kaçınır denilmiş. Arkadaşlar bu kaçınır ifadesine katılmayız. Kendi yorumlarını ekler arkadaşlar. Kişisel öznel değerlendirmelerde bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Burada bilgi yanlışı vardır. Röportaj türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kişiye eşya veya yer konu alınabilir. Doğrudur arkadaşlar. Bu anlamda çok boyutludur. B. İlgili kişilerle görüşülerek bir bilgi, belge toplanabilir. Böyle bir seçenek vardır. Bunlarla desteklenirse daha güçlü olur arkadaşlar. Doğrudur. C seçeneğinde yazının sonuna yazar kendi izlenimlerini ve düşüncelerini ekler. Doğrudur arkadaşlar. Bu anlamda öznel bir boyutu vardır. Sadece sonuna değil, çeşitli noktalara da bunu gerçekleştirebilir arkadaşlar ama genellikle son tercih edilir. Bilgi gerçek haber açık, yalın ve çarpıcı bir dille okula, okura iletilir. Doğrudur arkadaşlar. Çarpıcı olması röportajı zengin kılar. Sade olması da gazete ve dergi yazısı olmasından ötürü halka hitap ettiği için önemlidir. Açık olması da. E seçeneğine baktığımızda mutlaka denilmiş. Birine soru sorup ondan cevap alma şeklinde gerçekleştirilir. Mutlaka ifadesi bizim için yanlıştır arkadaşlar. Tabii ki birine soru sorup ondan cevap alma şeklinde olan röportajlar da olabilir. Fakat bunun dışında yazarın kendi betimlemelerinin yer aldığı, kendi cümlelerinin, tanıtımlarının yer aldığı, tanıtım ifadelerinin yer aldığı röportajlar da vardır. Bu anlamda E seçeneğinde bilgi yanlışı vardır arkadaşlar. Cevap E. Aşağıda yazarlarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi eşli, eleştiri türünde değildir? Hayat ve Kitaplar, Ahmet Şahip'in arkadaşlar önemli eleştiri kitaplarından birisidir. Eleştiri yazarlarının değerlendiği bir kitaptır diyebiliriz. Orhan Şahik Gökyay, Destursuz Bağa Girenler eleştiri türünde verdiği bir eserdir sanatçının. Mehmet Kaplan, biliyorsunuz akademisyen kendisi aynı zamanda şiir tahlilleri sanatçının şiirleri tahlil ettiği ve tabii ki bir yandan da eleştirilerde bulunduğu eseridir. Salah Birsel'e ait olan Kahveler kitabı ise arkadaşlar eleştiri türünde değil, deneme türünde ortaya konmuş bir eserdir. Bu nedenle cevap D olmalıdır. Türk romanına eleştirel bir bakış Berna Moran'a aittir. Doğru bir eşleştirmedir ve eleştiri türündedir. Cevap D'dir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Birinci cümleye baktığımızda mülakatın arkadaşlar burada tanımı yapılmış ve doğru bir tanım yapılmış. Mülakat, sanat, bilim, siyaset, spor, edebiyat gibi alanlarda ünlü kişileri tanıtmak, onların bir konudaki görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılan, karşılıklı konuşmaların yazıya aktarılmasıyla oluşan öğretici metin türüdür. Doğrudur arkadaşlar. Mülakatta açık, yalın, duru bir anlatım kullanılır. Çünkü hem mülakat yapılan kişinin Soruları daha rahat anlayabilmesi hem de okurun bu soruları ve cevapları daha rahat anlayabilmesi açısından arkadaşlar. 3. Söyleşmeye dayalı anlatımın yanında açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici anlatımda kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Mülakat sırasında özellikle mülakat yapılacak olan yere gidildiğinde örneğin o alanın tanıtımı, betimlemesi, öykülemesi yapılabilir. Sadece diyaloglara burada yer verilmez. Doğrudur. 4'te okuyucunun bilgilenmesini sağlamak amaçlanır. Bu amaçla zaten kaleme alınan ve gerçekleştirilen etkinliktir diyebiliriz. 5'te edebiyatımızda diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat adlı eserleriyle Falih Rıfkı Atay bu türün önemli örneklerini vermiştir denilmiş. Burada Falih Rıfkı Atay yanlış isim arkadaşlar. Çünkü e, yukarıda sayılan iki eser iki önemli eser de arkadaşlar Falih Rıfkı'ya ait değildir. Ruşen Eşref Ünaydın'a aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız e olmalıdır çünkü 5'te bilgi yanlışı vardır. Fıkra, deneme ve sohbet türlerinin ortak özellikleri ile ilgili olarak 5 tane madde verilmiş. Bunlardan hangileri doğru deniliyor? Her üç tür içinde bir kere konu sınırlaması yoktur. Düşünceye dayalı yazılardır. Ve gazete çevresinde gelişen türlerdir arkadaşlar. Dördüncü maddede yazar kendi düşüncesini kabul ettirmeyi amaçlar de, denilmiş. Bu üçü içinde geçerli değil arkadaşlar. Üçü içinde bunu söyleyemeyiz. Yazar okurla konuşuyormuş gibi bir üslup kullanır denilmiş. Arkadaşlar bu da şimdi dikkat ettiğimizde fıkra deneme sohbet burada deneme mesela örneğin için söyleyebiliriz. Deneme kendi kendisine yazar konuşuyormuşçasına eserini kaleme alır. Sohbet için 5. madde söylenebilir ama deneme ve fıkra için söylenemez. Bu nedenle e, bu da e, ortak özellik olarak verilemez. 1-2-3 deriz o zaman cevabımız da C olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A'da sohbette yazar okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir üslup kullanırken denemede kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslup kullanır. Doğrudur arkadaşlar. Temel ayrımlarından birisidir. Denemede yazar kendi kendisiyle hatta e, deneme benim ülkesidir denmesinin sebebi de budur. B'de sohbet türünde ele alınan konu tüm yönleriyle derinlemesine ele alınırken denemede ele alınan konu yüzeysel bir yaklaşımla işlenir denilmiş. Arkadaşlar buna katılmamız mümkün değil. Sohbette tüm yönleriyle derinlemesine bir anlatım söz konusu değildir. E, bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevap B olmalıdır. C seçeneğinde fıkra güncel konularda yazıldığından etkisiz kısa sürelidir. Doğrudur. E, bu hatta fıkra yazıları e, açısından düşündüğümüzde zorlu yazılardır. Yazarların kalıcılığı da dolayısıyla azalır. Bunu başaran ender isimler vardır. Ahmet Rasim gibi. Sohbet ve deneme hemen her zaman okunulabilen türlerdendir. Yazı türlerindendir denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Her zaman geçerliliği vardır. Montaigne'nin denemelerini yüzyıllar sonrasında hala okuyabiliyoruz. Bundan kaynaklanır. D seçeneğine baktığımızda sohbet, fıkra ve denemede ele alınan konu kanıtlama yoluna gidilmezken makalede ele alınan konu kanıtlanmaya çalışılır. Doğrudur. Sohbette yazar karşısında biri varmış gibi sorular sorup cevaplar verirken fıkrada yazar içten bir üslupla okura doğrudan seslenmeden konusunu işler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız B olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bir de tanınmış biri tarafından topluluk önünde etkili bir şekilde ve dinleyiciyi coşturmayı amaçlayan konuşmalara söylev adı verilir denilerek söylevin yani diğer adıyla nutuğun tanımı yapılmıştır. İkinci cümlede de nutuk demişken hemen nutuk ifadesi geçmiş arkadaşlar. Nutuk olarak da karşılanan bu kavrama önceleri hitabet denirdi denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Hatta bu kişilere hatip denir diyecektim ki o da ne? Üçüncü cümlede arkadaşlar söylev gerçekleştiren kişiye hatip denir denilmiş lafı benim ağzımdan adeta almış. Dördüncü cümleye baktığımızda söylevde duygusal bir üsluptan kaçınılmalı. Doğru. Anlatılanlar kanıtlara dayalı olarak aktarılmalı. Şimdi bu da doğru arkadaşlar. Ya tabii ki bunlara küçük paylar bırakıyorum bu arada çünkü coşturmayı amaçlıyor. İşte şimdi Tabii ki duygusal konulara çok fazla girilmemeli ee, ama bir yandan da e, içten e, bir konuşma e, yapmalıdır. E, yani bu anlamda karşı tarafı da etkileyebilecek bir takım e, duygusal noktalara da dokunabile e, dokunabilmelidir e, söylevi gerçekleştiren kişi. Dinleyicilere karşı mesafeli bir dil kullanılmalı. Mesafeli ifadesi biraz sıkıntılı arkadaşlar onu söyleyebilirim. Sanatlı bir üslup benimsenmelidir. Bu kesinlikle sıkıntılı ve problemli. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Madem halka sesleniyorsunuz, madem insanlara sesleniyorsunuz araya mesafe koyamazsınız. Birincisi, ikincisi sanatlı değil, herkesin anlayabileceği açık bir üslup tercih etmelisiniz, anlatım tercih etmelisiniz. Dolayısıyla burada bilgi yanlışı vardır, cevabımız ne olmalıdır? D olmalıdır. Beşinci cümleye de baktığımızda, söylev türünde sözün yanında sesi kullanma, duruş, jest ve mimikler de son derece önemlidir. Ki kesinlikle böyledir arkadaşlar. Bizim konuşmalarımızı etkili kılan en önemli şeylerdendir bunlar. Bu nedenle doğru olarak kabul ederiz. Cevap D olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır denilmiş. Bakıyorum arkadaşlar birinci cümlede münazaranın tanımı yapılmış. Karşıt görüşü savunan iki grubun önceden belirlenen bir tez veya konuydu. Dinleyici ve jüri önünde savunmaları şeklinde gerçekleşen tartışma türüne münazara denir. Doğrudur arkadaşlar. Genel tanım budur. Bunun içinde münazaranın bazı farklı çeşitleri de vardır. Onu da ek olarak söyleyeyim. Yani örneğin konu önceden belirlenmez, verilmez iki gruba. Bunun gibi. Amaç gerçeği uygun ve etkili bir şekilde sergilemek, öğrencileri tartışmaya alıştırmak, araştırma ve incelemeye yöneltmek, onların konuşma yeteneklerini geliştirmektir. Bunlar münazaranın amaçlarıdır arkadaşlar. Doğrudur. 3. Karşı tarafın görüşlerini çürütüp tartışmadan galip çıkmak amaçlanır. Zaten jüriyi ikna etmek burada çok önemlidir arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. 4. cümlede münazarada karşı tarafın argümanlarını gerçek, e, gerekçelendirilmiş tezlerini yani çürütmekten çok savunulan görüşün doğruluğuna inanmak önemlidir denilmiş. Hayır arkadaşlar buna katılamayız. Karşı tarafı çürütmek hedeflenir. Yani eğer savunduğunuz düşünceye tabii ki inanacaksınız. Kendi savunduğunuz düşünceye. Ama bununla beraber karşı tarafın düşüncelerini çürütmek temel hedeftir. Ki öyle münazaralar vardır ki normalde haklı çıkması gereken taraf kendini iyi savunamadığı için, karşı tarafı çürütemediği için düşünsel anlamda münazara yarışmasını kaybetmiştir örneğin. Bu nedenle dördüncü cümlede, yani hata vardır. Cevabımız D olmalıdır. Beşinci cümleye baktığımızda münazarada tez öne sürülen herhangi bir görüş, antitez ise öne sürülen herhangi bir görüşe karşı ortaya konan karşı görüştür. Cevabımız D olmalıdır. Bu ifadeyi çünkü 5. cümleyi kabul edebiliriz. Doğru ifadelerdir. Tez ve antitez kavramlarının tanımı yapılmıştır. Cevap D'dir. Makale türü ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A seçeneğinde herhangi bir konuda bir düşünceyi, bilgiyi savunmak ve ispatlamak amacıyla yazılır. Temel amacı bunlardır arkadaşlar. E, i̇spat onlar için, makale yazarlar için önemlidir. B seçeneğinde üzerinde durulan konu bilimsel bir yaklaşımla derinlemesine ele alınır. Bilimsel yani nesnel, aynı zamanda başka bir ifadeyle söylersek objektif bir yaklaşım söz konusudur. C seçeneğinde... Yeni görüşlere yer vermekten kaçınılır denilmiş ama temel meselesi arkadaşlar zaten e, makalenin yeni görüştür, yeni görüştür. Makale zaten bu yüzden değerlidir. Cevabımız C olmalıdır burada bilgi yanlışı yapılmıştır. D seçeneğinde makalenin ağır başlığı kolay anlaşılır, pürüzsüz, sağlam bir dile sahip olması gerektiği ifade edilmiş doğrudur. E seçeneğinde İleri sürülen düşüncenin kanıtlanması için belgelerden, anket sonuçlarından, istatistiklerden, araştırma raporlarından vesaire yararlanılır denilmiş. Evet, e, mümkün olduğunca e, argüman gerekir, belge gerekir, e, bir sayısal yani nesnel veri gerekir arkadaşlar. Bu nedenle bunları doğru olarak kabul ederiz. Cevabımız C olmalı. Makale türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? açıklama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, tanımlama, anlatım yöntemlerinden faydalanılır. Doğrudur arkadaşlar. Bu anlatım yöntemleri bilgi ağırlıklı olan anlatım yöntemleridir. Makale de bilgi vermeyi amaçladığı, e, ispatlamayı amaçladığı için savunulan düşünce ile alakalı olarak e, bu anlatım yöntemleri önemlidir, kullanılır. Temeli bilgi ve düşüncedir. Az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar, gazete ve dergilerde karşımıza çıkar. Doğrudur. Sanat, kültür, tarih, bilim, spor, din, siyaset, felsefe gibi konularda yazılabilir. Bu anlamda geniş bir yelpazeye sahiptir arkadaşlar doğrudur. Özetleme ve alıntı yapmadan uzak durulur denilmiş. Bu uzak durulara katılamayız arkadaşlar. Bir kere şimdi tanık gösterme dedik A seçeneğinde. E, alıntı yapma ifadesi tanık göstermeye ters bir görüntü sergilemektedir. Alıntı yapmak başkasıyla kendi düşüncelerini desteklemek veya karşı tarafın düşüncelerin çürütmek anlamına gelir Bu nedenle alıntı yapmadan durulamaz Kim makalelerin arkadaşlar özellikle akademik makalelerin başında özetleme yapılır Bunlar çok önemli şeylerdir Burada bilgi yanlışı vardır cevap D olmalıdır Nesnel anlatıma sahip olması gerektiğinden de her zaman bahsediyoruz makalenin e, kişisel yargılardan uzak durulur nesnel bir yaklaşım vardır objektif bir tutum söz konusudur Bu nedenle bu da doğrudur Cevap D olmalıdır. Müzik